Hoş geldin. Sağ ol, sağ ol. Şimdi biz de sizden söz ediyoruz. Buyurun, ben sizi öpeyim size. Öpmeyeyim abi. Elin sarkılı. Öpme İlyas. Öpme. Ben de seni öpmeyeyim. Öpme abi. Öpme. İlyas. Ana. Alparslan nerede dur? Anasının yanındadır ana. Hani ben anamın yanındayım ya. Gider. Alparslan'a diyeydin işe yaramaz. Boş bir zamanlarda gitsin görsün onları. Bugün o gün müdür? Hani iki oğlun burada, iki gelinim burada. Dünürlerim burada, yiyenlerim burada. Ben isterim ki böyle mutlu zamanda herkes bir arada olsun ki Alparslan'ım da evlensin. Hem de Esra bize anlattı. Alparslan'ın nişanlısı sizler Ömür. Nadide'ye dedim, en yüzü burada. Alparslan'ın evlenme imkanı sıfır. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Kendimden biliyorum. Hani Nadide ölse, Allah gecinden versin. Hani ölse benim yeniden evlenme imkanım sıfır. Bizimle aynı mı Feridun Bey? Onlar genç. Doğru diyorsun. Bizimki daha zor. Onlar genç. Elini sallasa 50'si. Öl değil mi? Hızlı değiliz. Doğru. Doğru söylüyorsun Dünür. İnsan ne yapacaksa genç yaşta yapmalı. Bana ne yapıyorsun? Bıçak vereyim. İşimi öyle bitir. Daha kolay olur. Benim oğullarım sevdi mi bir defa sever. Aşk olsun teyze. Sadece oğulların mı? Biz de bir defa sevdik. Sana elin oğlu demedim enişte. Enişte dedin daha. Her neyse. Nadide Hanım'ın da Feridun Bey'in de. Evimizde, ailemizde artık yeri çok büyüktür. Sağ olun. Sakın hemen gitmeyin. Bizim oralarda düğün biter bitmez gidilir. Torun doğunca gelinir. Tamam, madam İstanbul'dayız. Kalımız. Yok yok. Biz Feridun Bey'le birkaç gün İstanbul'u gezip döneceğiz. Şimdi damat. Biliyorsun ben de Nadide de emekliyiz. Buralarda gelmişken diyoruz biraz kalalım, şöyle biraz gezelim diyoruz. İkimizin de affedersin birikmiş bayağı bir paramız var. Birikmiş derken tam olarak ne kadar Feridun Bey babacığım? Tam 67 bin lira. Söyleme sahip. Burada yabancı yok. Kusura bakma. Böyle şeyler konuşulmaz. Şuradan balı ver sana. Önünde var ya Servet buradan yaşadı. Ya Mübece abla, bilmiyor musun Servet abi önündeki balı görmez görmez. Hayatım, kolun girecek. Ne yapmayı düşünüyorsun Feridun baba? Yani hazır sizin de dükkan var. Şimdi ben de araba alan satan diyorum. Fakat sizin gibi yabancı araba değil, yerli arabalar satan diyelim. Tabii doğrusu da bu. Çok doğru fikir. Hı. İyi yaparsın. Değil mi İlyas? Tabii tabii. Tabii. Feridun baba şimdi bizim İstanbul piyasası biraz farklıdır. Siz de esnaflıktan gelmediğiniz için hani zarar edin pek istemeyiz işin açığı. Helal para bu. Niye zarar edelim damat?
Doğru. Doğru değil. Helaldan kimse zarar etmez. Ha. Bazı insanların yanlış işlere girip çok zarar ettiğini gözlerimde görmüşüm. Misal ana. Gezer. Buraya herkes anlayı senden konuştuğumu niye sen anlamayısın? Her işin tertemiz midir? Ana şimdi masada benim temiz olmayan işlerimi niye konuşuyoruz? Çünkü biz artık aileyik. Ama Feridun Bey, İlyas'ımın yanlış işlere girmesine hiç izin vermemişim. Alparslan'ımı da gizli saklı işlere hiç bulaştırmamışım bile. Annem hep böyledir. Bizi böyle hizaya çeker. Şimdi sırada Ömer var. Onu da bizim gibi yetiştireceksin değil mi anne? Kalsın. Bari Ömer kalsın. Bir kere ana oldun mu hiç bitmeyi. Her gün, her gün bir torun geleyim maşallah. Ömer'imi de, Yunus Selim'i de, yakında inşallah doğacak Yusuf'umuzu da ben yetiştireceğim. Yusuf kim teyze? Hı? İlyas'ın oğlu da. İlyas'ın oğlu mu var? Yok yok Feridun baba. Hayriye teyzenin rahmetli oğlu. Alparslan'ın babası. Ana, belki kız olacak çocuk. Belki bizim de düşündüğümüz, aklımızda olan bir isim var. Böyle devam ederseniz ananız ölür. Adını Hayriye koyarsınız. Estağfurullah. Benim adımı kimse kimseye koymasın da kim ne istiyorsa yapsın. Düşünmüyorum zaten abi. Düşünme İlyas, düşünme. Düşünürsen kafayı yersin. Düşünme. Aslında ben dün geceden beri düşünüyorum. Burada gelip seninle konuşmayı da. Eğer kahvaltın bittiyse. Bitmedi. Bitince söylerim İlyas. Bu yenge. Neredeler? Balkondalar. Alparslan abin yok mu? Aa. Hızır sen kim oluyorsun da benim oğlumu dövüyorsun? Ne diyor bu? Sana soruyorum. Cevap versene. Beni oğlumdan ayırdın. Yıllarca yüzünü göremedim. İyi bakıyorsunuzdur diye bağrıma taş basmıştım ama iyi bakmak bu mu? İlyas'ın düğününde kemiklerini kırmak mı? Handan abla, bazı kötü şeyler oldu ama yeri bura değil. Bir yetime bunu nasıl yaptınız? Güzel. Söyler misin? Ne diyeyim? Gelinin doğru söylüyor ana. Torununun kemiklerini kırdım. O ne demek?
Torunun benim kemiğim olmayan yerimi kırdı. Kalbimi kırdı. Kırılan kemik yine kaynar. Ama kalbim iyileşmez. Hamdun abla ne olur hadi bırak. Otur. Otur. Lütfen. Aile meseleleriniz, biz girmeyelim. Müsaadenizle. Siz de ailedensiniz artık. Oturun. Kime kız verdiğinizi görün. Yengemsin. Abimin emanetisin. Oğlunu o hale niye getirdiğimi bilerek mi geldin, bilmeyerek mi geldin? Ne olursa olsun, oğlunun torununu dövmeye hakkı var mı? Yok. Öyle bir hakkı yok. Kova bilir. Kiza bilir. Bir tokat tahta bilir. Ama kanuni hak edemez. Duydun mu ananı? Aldın mı cevabını? Biliyorsun yani. E tabii, bilmemen mümkün değil. O zaman teşekküre geldin oğlunu öldürmediğim için. Ya da İlyas'a teşekküre geldin. Onun düğününde bir şey yapmadığım için. Abi bu kadar kötü ne yapmış olabilir? Burada. Alparslan'ı ne kadar sevdiğimin, kolladığımın dışında başka bir davranışta bulunduğumu gören var mı? Handan abla, Alparslan hepimiz için vazgeçilmezdir. Ama en çok Hızır için öyledir. Öyleydi. Amcasına göre bazı yanlışların içine girmiş olabilir. Bence siz de yangına körükle gitmeyin. Gitsem ne olacak Meryem? Hı? Beni de mi dövecek? Yeğenini dövdü, beni de dövecek öyle mi? Yoksa hepimizi öldürecek mi? Sizin hepinizin üstünde benim emeğim var. Hepinizin üstünde rahmetli kocamın hakkı var. Yıllardır bütün varlığının üstünde saltanat sürüyorsunuz. Ve o saltanatın tek veliahtını öldürmeye niyetlisiniz. Öyle mi Hızır Bey? Yenge, öyle bir şey yok. Tabii ki hepimizin üstünde emeğin var. Rahmetli abimin hakkını da buradaki hiç kimse ödeyemez. Ama abim rahmetli olduktan sonra bizim aileyi bugünlere kadar taşıyan, yaşatan, getiren Hızır abimdir. Kimse kusura bakmasın. Alparslan da onun hakkını, emeğini ödeyemez. Çağırın Alparslan'ı gelsin. Eğer bu kadının dedikleri doğruysa artık uşağım demeyeceğim. Anne, sen yapma bari. Belki bilmediğimiz bazı şeyler vardır.
Ölme doğumuz neyse. Gelsin buraya söylesin. Alparslan yalan söylemez. Söylemez öyle mi? Ha? Söylemez. Duymamışım yalanını. Doğruyu söylemediği için yalanlarını duymadık. Baba ne yalan söylemiş ki? Bence buradaki herkesin bilme hakkı var. Doğru söylüyorsun. Hepinizin her şeyi bilmeye hakkı var. Abimin bana emaneti olan Alparslan. Gözümden sakınıp büyüttüğüm. Ömer'den, İlyas'tan üstün tuttuğum. Bir gün bütün aileyi temize çıkarıp yönetecek dediğim Alparslan meğer devletin ajanıymış. Ya Arif abi ya. Öf abi ya. Peki. Yengemizin abisi kim? Ben söyleyeyim. İstihbaratın başındaki adam. Ne yapıyor peki bu adam? Bizim İngiltere'de okuttuğumuzu zannettiğimiz Alparslan'ı alıyor, eğitiyor. Ünal'ın kızıyla tanıştırıp buluşturuyor. Sonra buraya yolluyor. Sonra beraber operasyonlar yapıyorlar. Abi sen ne diyorsun? Reis, biz bittik. Bittik Servet. Evet. Bittik. Gözümün önündeki yeğenim ajan çıkıyorsa o masada benim kafama poşet geçirirler. Bu masadaki bütün erkekleri de dar ağacına çekerler. Abim, benim abim, Alparslan'ın dayısı olmasaydı eğer, hepinizi çoktan öldürmüşlerdi. Demek ki bunca yıldır boş yere önünüzü açmışlar Hızır. Hiç kimse benim önümü açmadı. Hiç kimse de benim önümü kapatamaz. Hadi bakalım. Bundan sonra göreceğim seni. Eğer oğlumun saçının teline bir zarar gelsin, senin oğlundan başlayacağım. Handan! Yanlış konuşuyorsun abla. Kes sesini. Seni o cezaevinden çıkaran benim oğlum, benim abim. Sen abimin yanında fazla kalmadın. Bilmezsin. Bir şey yaparım deyince yapacaksın. Bizi tehdit etmeyeceksin. Senin abinin kim oldu, ne oldu umurumda bile değil. Benim ömrüm istihbaratçılarla geçti. Hiçbir bir şey almadan hiçbir şey vermediler. Benden de alacakları başka bir şey kalmadı. Benim en değerli şeyimi, abimin emanetini aldılar.
Ama burada tehdit ettiğin hiç kimse bana emanet değil. Bundan sonrası can pazarı. Kimin kime gücü yeterse. İlyas, yenge dediğim bu kadını uğurla. Bu eve son kez misafir gelişi. Doğru mu bunlar? Doğru İlyas. Hepsi doğru. Benim söylediklerim de doğru. Ve hepiniz için geçerli. Herkes ayağını denk alacak. Teyze. Ayşen, Ayşen kolonya getirsene. Anne.